bu dengeyi kurmuşsunuz ve bunun temelleri 1954 yılında bir ortaklıkla da atılmış. Bir yandan da tabii onun öncesinde mühendislik eğitiminiz var, kariyer firmasındaki işiniz var ama 1954 yılında İshak Alaton'la ortak olmaya karar veriyorsunuz. Ve 40 küsur senedir, 43 senedir bu ortaklık devam ediyor. Evet, evet. Şimdi genel bir kanı vardır, ortaklıklar bozulmak için kurulur derler. Ama siz çok da başarılı bir şekilde bunu senelerdir devam ettirdiniz. Nasıl hep böyle bir uyum içinde çalışmayı başardınız? Efendim, onu ben şöyle anlatayım. Ortaklıklar ve evlilikler birbirine çok benzer. Bunlar tamamlayıcı oldukları sürece ve dengeli oldukları sürece devam ederler. Fakat denge çok zaman bozuluyor. Ve Türkiye'de zannediyorum ki bu şekilde ortaklık devam ettiren şirketlerin sayısı 5'i bulmaz. Dünyada da yüzlerce değildir, yani onu söyleyebilirim. Şimdi neden bu böyle oluyor diye soruyorsanız, ben aşağı yukarı 14 ortaklık ve boşanmada hakem oldum. Ve bunları tetkik ettim. Acaba neden bunlar boşanıyorlar, neden ayrılıyorlar? İki türlü ortaklık veya evlilik vardır. Çoğunluklu veya eşit. Yani şöyle demek istiyorum. Bir karı koca evleniyor. Hanımın ekonomik serbestisi yok, hürriyeti yok, tahsil yok. Koca parayı getiriyor. Kadın da ancak çocuklarına bakabiliyor. Kadın çok muti, kocasına çok sadık. Veya tersi, kayınpeder çok zengin. Damada bir anahtar veriyor. İşte bu senin apartman, bu da senin villan, bu da senin motorun, bu da senin araban diyor. O zaman kadın %65 oluyor. Veyahut da koca karısını dövüyor falan halde. Dolayısıyla kadın muti, yapacak bir şey yok, yiyecek bir şey yok. Dolayısıyla bu da koca %70-80, kadın da %20 oluyor. Bu durumda burada boşanma pek olmaz, ayrılma da pek olmaz. Bunlar mutsuz olabilirler. Fakat devam eden ortaklıklar ve evliliklerde iki ortak düşünün. Biri %70-75 ortak, biri %25 ortak. İşler iyi gittiği sürece %25 ortak, ötekini zaten patron bilir. Ve patron bildiği için de ötekinin berikine bu da benim ortaklarımdandır demesi zaten ona yeterince onur sağlar. O da buna razıdır. Halbuki eşit ortaklıklarda çok daha zordur iş veya eşit evliliklerde. Ve boşanmaların çoğu eşit evliliklerde olur. Bizimki de eşit bir ortaklık. %50-50 ortaklıktır. Şimdi burada neden bozuluyor bu diye sorarsanız. Başta bakıyorsunuz bir genç kadın, bir erkek aynı sosyal seviyeden, aynı zenginlikte, aynı tahsilde bakıyorsunuz ve diyorsunuz ne güzel de yaraşmışlar, yakışmışlar birbirine. Mesela erkek mühendis, hanım da diyelim ki gazeteci veyahut da o da hukukçu veya başka bir mesleği var. Diyorlar ki bunlar çok iyi yakışıyor ve bakıyorsunuz aradan 10 sene geçiyor, 12 sene geçiyor. Çocuklar olmasına rağmen 12 sene sonra bunlar boşanma durumunda kalıyorlar. Acaba neden? Ben tetkik ettim. Çoğu, gene de büyük rakamlar teorisine göre, çoğu boşanmalar ve ayrılmalar şundan oluyor. Biri diğerinin önüne geçiyor. Yani hanım bir takım okuyor, daha iyi giyiniyor, herkes onu tanıyor. İşte bir tiyatroya gidiyor, herkes diyor ki Fatma Hanım buyurun oturun, işte kocam da var. Ha o da mı var falan, ona da bir yer bulalım falan diyorlar. Tabii buna kocası çok bozuluyor, bir şey söylemiyor. Eve geldiği zaman da işte niçin boyandın, niçin ona baktın, niçin göğsün göründü falan, niçin dekolten var diye bir takım bahaneler bulup kavga çıkarıyor. Veya tersi. Şimdi bunu önleyebilmek için zekadan çok akıl lazım. Yani zeka başka bir şeydir, akıl başka bir şeydir. Akıllı olan dengeyi daima oturtur. Yani önde gelen giden geriye çeker. Yani ne güzel elbiseniz var dedikleri zaman hanıma, yalan da olsa kocam seçti dediği zaman onore eder kocasını. Dolayısıyla bir adım geriden gelen koca birdenbire öne geçer veyahut da aynı seviyeye gelir. Bu şekilde kocaya olan, dışarıdan olan itibar daha artar. İşte bunlar çok önemli şeyler. Siz soruyorsunuz. Biz de gerek ortağım gerek ben hem birbirimizi tamamlayan, birbirimizin içine çok karışmayan, sevapları ve günahları ile birbirine denk olan ve aynı zamanda bu dengeyi her bakımdan tutturmak isteyen insanlarız. Yani hep beni çağırırsanız televizyona, ben bir gün de size telkin ederim. Derim ki benim ortağım da var, onda bir, ondan bir mülakat yapsanız çok iyi olur. Çünkü o da çok güzel konuşuyor derim. Bu şekilde aynı seviye gelmesini sağlarım veyahut da tersi. Bunu yaptığınız ölçüde veya herkes birine iltifat etse, bu iltifat edenlerden bir kısmını yarın benim ortağımla da tanışın, ben onu size tanıştırayım diyebiliyorsanız, o zaman o bozulan dengeyi daima dengelemeye çalışırsınız. Yani bir dirhem buraya koyarsanız terazinin kefesi aynı hizaya gelir. Bizim yaptığımız budur. Ve öyle zannediyorum ki bilerek veya bilmeyerek ortaklıklarını veya evliliklerini sürdürenler
ve mutlu olarak sürdürebilenler eşit şekilde ortaklar veya evliler, öyle zannediyorum ki bu dengeyi sağlayanlardır. Şimdi